Oy verdiğiniz partiden memnun musunuz? Ben partim olarak çok memnunum. Çok memnunum. Çünkü ben ülkücüyüm. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veriyorum. Memnunum. Peki önümüzdeki seçimlerde nasıl görüyorsunuz Cumhur İttifakı'nın şansını? İnşallah vatan için, millet için hayırlısı olur. İnşallah Devlet Bey'in almış olduğu bütün kararlarda hem ittifakla ilgili hem gelecekte Türkiye ile ilgili güzel şeyler olur. Devlet Bey de zaten onun mücadelesini veriyor. Allah onu Türk milletinin ülkücülerin başında eksik etmesin. Peki İYİ Parti ile ilgili neler söylemek istersiniz efendim? İYİ Parti ile ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Neden derseniz? Çünkü ülkücüler üç ilanın altında olur. Üç ilanın altındaysa ülkücüdür. Kişilere kızabilirsin. Ama davaya küstürmez, davaya kızılmaz. O bir dava, başbuğun emaneti. İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye çekildi. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben şöyle değerlendiriyorum. Ben bak o süreci yaşayanlardan biriyim. Şu anda çocuğum da var, o konuda konuşmak istemiyorum. İstanbul Sözleşmesi Avrupa tarafından Türkiye'ye dayatılan bir sözleşmeydi. Burada bir sürü yuvalar yıkıldı, insanların canları yandı. Burada aile birliğini bozmaktı, aile düzenini bozmaktı. O kamuoyundaki cinayetlere aslında o sözleşmenin yapmış olduğu hukuki kararlardı. Ama onca insanların yuvası yıkıldı, ailesi bozuldu. Çocuklarından oldular, eşlerinden oldular vesaire. Onca insanların canı yandıktan sonra geri sözleşmeye çektiler. Bence çekilmenin de hiçbir anlamı yoktu. Gecikmiş bir şeydi aslında. Çekilmenin hiçbir anlamı yoktu yani. Şu anda gecikmiş bir hukuksuzluğu geri aldılar. Onca insanlar yuvası yıkıldıktan sonra. Ama bunu da yapanlar, edenler kimlerse bunun günahını çekerler. Peki kadın hakları ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Kadın haklarını nasıl savunacağız? Kadın cinayetlerini nasıl önleyeceğiz? İstanbul Sözleşmesi biliyorsunuz kadınlara hak tanıyor. Ama Türkiye bundan çekildi diğer bir taraftan. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Avrupa Birliği'de, Avrupa istedi bunu. Bizim şu anda bak inançlarımızdan, yaşam tarzlarımızdan her şeyimiz değişti. Aile birliğimiz, düzenimiz bozuldu ya. Ahlak kalmadı. Haya kalmadı. Kadına tamam. Kadın erkek eşitliği aynıdır. Kadın erkek arasında eşitlik farkı yoktur. Aynıdır. Ama sen bütün kadınlara bütün hakları verirsen, hakların çoğunluğunu kadınlara verirsen, tabiri caizse hani erkeği adam yerine koymuyorsun. Ben bunu yaşadım hemşerim. Ben bunun hukuk sürecini yaşadım. Erkeksen insan değilsin, adam değilsin. Kadın ne istiyorsa kadına o hakkı veriyor. Kadına diyor ki istediğin, dilediğin hayatı yaşayabilirsin. Dilediğinle de yaşayabilirsin. Zaten kocadan istediklerini de alabilirsin. Kocayı zaten adam yerine koymuyorlardı ki. Kişi yani erkek olarak erkeği adam yerine koymuyorlardı zaten. Ben hukukta onu yaşadım. Yani ortada eşitlikse kadın erkek eşitliği aynı olmalı. Ama buradaki İstanbul Sözleşmesi kadını öyle bir şey yaptı. Kadını erkek yaptı. Erkeği kadından beter yaptı. Eteği var ya erkeğe öyle bir giydirdi ki. Tam oradan burada işlenen ben... Genel olarak hepsini kapsamayayım. Hukuk burada cinayet işledi. Kişiye dedi ki erkeğe, sen dedi ben seni öldürüyorum dedi ya. Öldürüyorum dedi. İstersen böyle yaşa, istersen git onu da öldürdün. Onu nefsine hakim olamayan, gururuna hakim olamayan, duygularına hakim olamayan erkekler gitti cinayet işledi yani. Onu hukuk işletti yani. Çünkü sen kadına bu kadar hak verirsen, gelecek nokta bu olur. Eşitlikse eşitlik iki birey arasında aynı olur. O kadarı. Kadınlar istediği gibi yaşayamaz mı Türkiye'de? Ya kadının da özgürlük hakkı var. Ya insanların, herkesin özgürlük hakkı var. İnsanlar zaten özgürce yaşıyor bu ülkede. Dağdaki PKK'lı şu anda ülke için bak hainlik yapıyor. Burada kalkıyor özgürlükten bahsediyor. Bu ülkede özgürlükte kısıtlama yok ki. Herkes eşit yaşıyor. Herkes istediği dile. Bugün sen camiye gidiyorsun diye camiye sana farklı gözle bakmıyorlar. Farklı yere gidiyorsun diye farklı gözle bakmıyorlar. Kapalısın açıksın farklı gözle bakmıyorlar. Herkes eşit ve özgür. Ama bunu daha özgürce yaşamak isteyenler var. Avrupaca yani. O Avrupa tüzükleri var ya Avrupa birlikleri. Biz gidip de Avrupalıların o kapılarında beklediğimiz Avrupa var ya. Bize öyle diyor ki bizim hemşerim bizim asas. Esasında bizim var ya dini duygularımız oynadılar. İslamiyetimiz oynadılar. Yaşam tarzımız oynadılar. Aile birliğimizle düzenimiz oynadılar. Her şeyi paramparça ettiler. Bunu da Avrupalı iyi başardı. Hayırlısı diyeyim. Ne mutlu Türk'üm diyene diyeyim. Allah'a emanet olun.